Selamlar Petunyalarım, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle kaydettiğim sesten bir animasyon hazırlayacağız ve bunu yapay zeka yaptıracağız. Ve sadece dakikalar içerisinde ortaya çıkacak. Bu yapay zekayı ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sadece kaydolmanız gerekiyor. E-mailinizle ya da işte ne bileyim ne kullanıyorsunuz işte oradaki seçenekleri hangisi size uygun geliyorsa. Ve ondan sonra da onu istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Tabii ki de burada daha önceden hazırladığınız herhangi bir çizimi kullanma şansınız yok. Ama o kadar çok seçenek var ki çizimler. Mesela ben BIMO'yu çok kullanmayı seviyorum orada. O yüzden pek bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu yapay zeka sayesinde sadece konuşma efektini değil, jestleri de sağlayabiliyorsunuz. O yüzden de pek sıkıntı olacağına inanmıyorum. Anlatmaya geçmeden önce de size şunu demek istiyorum. Evet, tek bir cihaz olduğu için daha önceden aldığım ekran kaydına göre anlatmaya çalışacağım. Sıkıntılar ya da aksaklıklar çıkabilir. O yüzden de şimdiden özür diliyorum. Yazık, yapabileceğim pek bir şey yok. Burada anlatacağım zaten kenarda her şey olacağı için, yani şu kenarda her şey olacağı için bence pek bir sıkıntı olmayacaktır. Gelin isterseniz nasıl yaptığımıza bir geçelim. Şimdi bu Adobe'nin bir işi, yani yaparsa Adobe yapar diyoruz ve oradan Adobe Animate From Audio'ya giriş yapıyoruz ya da Animator Audio mu, öyle bir cümleydi o. Ve oraya giriş yapıyorsunuz. Oraya giriş yaptınız mı? Oraya giriş yaptıktan sonra Google'ınızda işte e-mailinize giriş yapıyorsunuz. Aşağıda Adobe Express yazan bir bölüm var. Oraya giriyorsunuz ve aşağısındaki bölüme tıklıyorsunuz. Orada Animate Your Audio gibi bir şey yazması lazım. Ya da işte Let's Animate gibi bir şey yazıyordu orada hatırladığım kadarıyla. Oraya giriş yapıyorsunuz. Karşınıza bir pencere açılıyor. Orada istediğiniz kadar karakterden seçim yapabilirsiniz. Bir oraya karakterinizi ekleyebiliyorsunuz. Onun dışında orada yazılar var işte. Karakter, arka plan ve boyut diye. Oradan boyuttan istediğiniz boyutu seçebilirsiniz. Oradaki kısımda istediğim yok demeyin. Orada YouTube, Instagram, işte ne bileyim TikTok gibi farklı farklı boyutları var. Orada mesela tüm YouTube'a dokunuyorsunuz. YouTube'da kullanılabilecek boyutlar gözüküyor. İşte Instagram biliyorsunuz, ona göre boyutlar geliyor falan. Yani orada ayrıca bir seçiminiz gerekiyor. Yani birazcık kategorize etmişler. Orayı seçiyorsunuz. Sonra karakterinizi seçiyorsunuz. Ben karakterimi BIMO olarak seçiyorum genellikle. Çünkü BIMO'yu çok seviyorum. Ve BIMO'ya uygun ses kayıtları da almaya çalışıyorum tabii ki de. Mesela atıyorum daha böyle kaba bir insan yapmaya çalışıyorsanız tabii ki de BIMO'yu seçemezsiniz. Hani biraz dış görünüşüyle uygun olmam. Ben daha eğlenceli ses kayıtları aldığım için böyle şeyler kullanıyorum. Yanında da background seçebilirsiniz. Eğer kendi hazır background'unuz, yani arka planınız yoksa yeşil arka planı seçebilirsiniz. Oradan da onu direkt olarak arka plana silersiniz. CapCut'a herhangi bir uygulamada ve kullanırsınız. Ben öyle yapmayı tercih ediyorum bazen. Bazen de tam tersi şekilde tercih ediyorum. Aşağıya geliyorum. Orada ses kaydedin ya da içeri ses dosyası aktarın diye ilk tane bölüm var. Aşağısında sesi iyileştirme var. Eğer sesi iyileştirmek istiyorsanız önce oraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra videoyu içeri aktarıyorsunuz. Sesi içeri aktarıyorsunuz. Üzgünüm. Ya da işte sesi kaydediyorsunuz. Hangisini isterseniz tabii ki. Ben mesela yapay zekadan çok ses kaydı alıyorum. Daha temiz işler çıkarabilsin diye. Çünkü profesyonel eşyalarınız varsa daha iyi sonuçlar veriyor ya. Yapay zekada da daha iyi sonuç veriyor. Mesela normal düz bir ortamda çektiğiniz zaman mükemmel ötesi bir sonuç vermiyor. Ama mesela şey yaptığınız zaman mükemmel bir sonuç veriyor, ses kaydınızı profesyonel bir yerden alırsanız. Tabii ki benim profesyonel aracım olmadığı için yapay zekayı kullanıyorum. Tabii ki de siz kendi sesinizi de kayıt ederek bunu yapabilirsiniz. Öncesinde iyileşiğe dokunuyorsunuz ki sesi içeri aktardığınız anda, çünkü onu animatelemeye, yani animasyon haline getirmeye başlıyor. Öyle bir hatası var. Umarım iyi, en yakın zamanda düzeltilir. Ve içeriye ses dosyasını aktarıyorsunuz. Bu sayede de videonuzu animasyonlaştırabiliyorsunuz. Tabii ki de bunu bu şekilde bırakmanıza gerek yok. Mesela ben videolarımı düzenlerken bu uygulamayı kullandığımda, bu siteyi kullandığımda CapCut'ı açıyorum ve hemen altına altyazı ekliyorum. Arka planı istediğim bir şekilde değiştiriyorum. Farklı animasyonlar ekliyorum. Karakteri ayrıyetten kesiyorum. Ya da gerekirse karakteri kesip böyle istediğim background aldıktan sonra karakteri içinden kesiyorum ve onu animasyonlu bir şekilde getiriyorum içeriye. Yani burada yapabileceğiniz şeyler sonsuz, sadece o animasyona bağlı kalmayın. Ya da mesela atıyorum bir televizyon koyuyorum, oraya bir şeyleri anlatıyormuş gibi yapıyorum falan fistan. Ya da atıyorum böyle nasıl diyeyim, çok farklı şeyler önünüze gelebiliyor. Zaten iki tane örneği gösteriyorum size şu anda. Onlara da bir bakarsınız. Size şu anda Türkçe olan örneği göstereceğim. Umarım hoşunuza gider. Selamlar. Bugün tamamıyla ücretsiz bir şekilde animasyon videosu hazırlayacağız. Üstüne üstlük bunu yapay zeka ile yapıp hiç yorulmayacağız. İsterseniz nasıl yapacağız bir bakalım. Bugünlük de benden bu kadardı. Size güzel bir tane animasyon yapay zeka tanıtıma inanıyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Görüşmek üzere Petunyalarım. A canvas of memories and timelines we mold. Frames come alive in the editor's chair. Cutting through the silence like a whisper in the air. Clicks and cuts, a dance of the hands in the realm.